Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyeti programının daha içerisindeyiz. Ben Deniz Münir Arıkan. Çok kıymetli bir konuğum var bugün. Değerli Şuayb Başan, Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı. Yurt içi hizmetleri. Yurt içi hizmetlerden sorumlu ama efendim yurt dışında da çok bulunup bugün bir Balkan esintisi yaşayacağız. Orada da emeği olan, alın teri olan, gönül teri olan bir dostumuz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Allah razı olsun. Bizim programın klasik şeyi abi, Yunusça başlıyoruz. Böyle klasik CV'ler, özgeçmişler yerine. Dostlar da diyor insanın kendini tanıtması çok zordur hocam falan ama olsun. Ben gönlünüzdeki şu aybinizi çok merak ediyorum. Kimdir, neler yapmıştır bugünlere kadar? Evet. Kendisiyle hoş mudur? Kendini bulması kolay olmuş mudur? Öyle başlayalım abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah hocam. İnşallah hayırlara, güzelliklere amin, vesile olur amin, programımız. Amin. Ayrıca beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Doğru, insanın kendisi hakkında konuşması kolay değil gerçekten. Hele hele kendini tanıtması. Bizim kültürümüzde daha da bir biliyorsunuz bu hassasiyet gerektiren bir konu. Ben de Şuayb Başan. Eyvallah. Kütahya'nın Simav'ın Çitköy kasabasında dünyaya gelmiş. Maşallah. Kendisini bir Anadolu evladı olarak gören bir insanım. Bursa İlahiyat mezunuyum. Maşallah. 2001-2002 yılında Balkanlara gitmiş. Hüdayi Vakfı'nın yurt dışı hizmetleri kapsamında Balkanlarda 10 yıl yaşamış. Maşallah. 2011 yılından itibaren de Hüdayi Vakfı'nda burada merkezde yurt dışı hizmetleriyle ilgilenen bir kardeşinizim. Gönül coğrafyasıyla, yani dünyanın neresinde olursa olsun, ister Afrika'nın derinliklerinde, ister Asya'nın steplerinde, eyvallah, ister Balkanlarda, eyvallah, ister Güney Amerika'da, dili, rengi, efendime söyleyeyim, düşüncesi her ne olursa olsun, gönül coğrafyasının bir parçası olan Müslüman mümin kardeşlerimizle irtibat halinde olmaktan son derece mutlu olan, bu zeminde bulunabilmekten her daim Allah'a şükür halinde olmaya çalışan bir kardeşinizim. Elhamdülillah. O mutluluk sinmiş ama sirete, surete, simaya elhamdülillah. Eyvallah. İnsanın hani bir işi severek yapması zaten Rabbimizin lütfu değil mi abi? Sevdiği çok bir kula. Gerçekten yani. Onun rızası doğrultusunda istihdam kılması en büyük bahtiyarlığımız, mutluluğumuz değil mi yani? Buradan Balkanlara gelirsek 10 yıl çünkü az buz bir vakit değil. Balkanların ne olduğunu soracağım ama size İzlenimiz ne oldu ilk gittiğinizde? Balkanlara benim gidiş hikayem ilginç Münir Hocam. Çok sevdiğim, biz öğrenciyken bize kol kanat gelen bir abimiz. İlk ya bir yaz kursu ve yaz eğitimleri kapsamında oradaki çocukları okutmak için ya seni Balkanlara gönderelim. Bir eyvallah, iki ay, üç ay git de. Orada yazın cıvıl cıvıl çocuklar oluyor. Onlara işte Kur'an-ı Kerim dersi, temel dini bilgiler dersi anlatırsın dediğinde benim ona söylediğim şey, ya iyi abi de ben Türkçeden başka dil bilmiyorum. Birazcık Arapça bilirim ama onu da çok iyi konuşamıyorum dedim. O da bana dedi ki ya olur mu dedi. Kosova Prizren'e gidecektim o zaman. Eyvallah. Prizren'de herkes Türkçe konuşuyor dedi. Aslında biraz bu mahcubiyetle başladı benim Balkanlara ilk gidişim. Ezildim. Yani orada o kadar çok Türkçe konuşan insanın varlığından çok haberdar olmayışım, durumlarından çok haberdar olmayışım. Üniversite mezunu birisi olarak ki o dönem bilirsiniz yani 99-98-99-2000 Kosova'da savaşın olduğu bir dönemdi. Ya, ya. Yani insanlar her gün televizyonlarda hatırlarsınız haberleri izliyorduk falan diye bir sıkıntının da olduğu bir dönemdi. Öyle başladı. İlk gittiğimde de Prizren'e, o zaman savaş sonrası her taraf perişan, askerler, uluslararası vesaire, Prizren'e o şeyi bugünkü gibi hatırlıyorum. Çocukları okuttuğumuz sınıf ortamını. 40-45 tane çocuk 25 metrekarelik, 30 metrekarelik bir yerde cıvıl cıvıl bir ortamdı. Ve hepsiyle Türkçe konuşuyorduk. Maşallah. Yani Balkanları gezdiğiniz zaman sizde bence bırakacağı en büyük intiba ecdadınız oluyor. Diliyle, diniyle, kültürüyle, tarihi eserleriyle Osmanlı oluyor. Balkanlarda benim zihnimde ve gönlümde Osmanlı ile böyle özdeşleşmiş bir tablo vardır, resim vardır. Ben eyvallah, ifade edebilirim. Eyvallah. Yani. Ben ilk gittiğimde, şimdi bakaya dönüyoruz, Nazif Yılmaz Bey, o zaman Din Eğitimi Genel Müdürü.
Ondan evvelki öğretmenlik yıllarında gittik onunla. Bir 15 yıl falan oluyor. Daha din eğitimi genel müdürü olmamıştı. Orada 17 yıl hizmet yapmış Gökhan diye bir kardeşimiz mimarlık yaptı. Bulgaristan'daydınız o zaman. Bulgaristan'da. Bir 10-15 gün kaldık, gezdik bütün böyle. Hakikaten hani Türkçe konuşulan yerler. Bendeki ilk şeyi Şuayb abi, yürek yangını oldu. Yani ya 2 saat yani şurası, milyonlarca ya. Müslüman Türk orada Todorcuko döneminde hakikaten katliamdan ya. Geçti, soykırımdan geçti, eziyetten geçti. Ve bizi öyle büyüttüler ki Bulgarları ve Balkanları gözümüzde güç olarak işte Yugoslavya'yı o dönem Bosna'nın şeyinde. Hani biz Türkiye olarak cılız, aciz, oraya hiç kol kanat gelemeyen, hatta turistik vize alıp gidemeyen. Yani o ezikliğin ızdırabını anlatamam yani. Ve eğer bir tır böyle kuru yemiş, meşrubat, yiyecek, içecek bilmem ne alsanız bir köyün fethi olacağını orada şahit oldum ben yani. Muhabbet hani müellife-i kulüp değil mi? İslam'ın ilk inkişafında da öyle yapmamış mı Resulullah Efendimiz? Bol bol ihsan etmemiş mi? Hem gönlümüzü kesmişiz, hem yönümüzü çevirmişiz, hem ihsanımızı kesmişiz. Öbürleri de çökmüşler, katliamlar. Hakikaten. Bosna'daki acı çok daha fazlaydı. Tabii savaş sonrasında, ben sizin gibi savaş sonrasına gittim. Orada o silinmeyen siyuletiyle her tarafın mezar taşı olması, oraya uzanamama, kaldı ki Turgut Özal rahmetli döneminde Metin Külük abiler falan ilk Taksim mitingini düzenleyen ekipteydim ben yani. Ona rağmen hani miting yaptın da ne oldu? Hemen yanı başımız yani el uzatamamışız. Oradan bugüne gelirsek abi yani bütün izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin içten bir elhamdülillah demesini ben tavsiye ederim yani. O Türkiye'den çok bugün bütün o gönül coğrafyasının kan ağlayan yerlerinde izzetli bir duruş, güven veren bir duruş. Bugün herhalde lütfen buyurun. Biz yurt dışına giden gelen insanlarla çok hemhal oluyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bazen yurt dışında okumak için bize gelen arkadaşlar da oluyor Münir Hocam. Ben onlara tavsiyelerde bulunurken bir şey söylüyorum. İnsanın ülkesine dışarıdan bakması çok önemli bir şey. Ya. Bakabilmesi. Ya. Yani bu ortamın dışına çıkıp mesela bir Gana'dan Türkiye'ye bakmak, bir Makedonya'dan Türkiye'ye bakmak veya bir Amerika'dan bakmak, bir Kırgızistan'dan bakmak. Bu o kadar önemli bir şey ki Münir Hocam. O dediğiniz o serüveni, o dediğiniz o süreci, serüveni biz bizzat yaşamış insanlarız. Ben Balkanlardayken hiç unutmam. Bir gün Kosova sınırından Makedonya'ya giriş yapıyoruz. O zaman daha bizim o eski mavi pasaportlarımız var. Eyvallah. O turistik pasaportlar var, şeyleri. Defter gibi. Benim pasaportumun kabı, o dıştaki kap kısmı var ya, aha, o defter kısmından ayrılmış. Zaten zımbalıydı onlar. Eyvallah. Sürekli biz evet, kullanıyoruz evet, ya. Makedon polisine verdim. Adam biraz da hızlı çekti. Pat, elinde kaldı. Şey bir tarafa, kap bir tarafa, defter kendisi bir tarafa. Hiç unutmuyorum. Adam dedi ki, attı böyle pasaportu. Zaten dedi, bu Türklerden sağlam bir şey çıkmaz dedi. Şimdi gidin Makedonya'ya. Oradaki insanların Türkiye'ye bakışına ister Müslüman olsun, ister eyvallah, Müslüman olsun. Eyvallah, %100 demeyeceğim. Belki %1000 değişim olmuştur. Türkiye bugün o bölgelerin abisi konumunda. Geçen hafta insanlar baktığı zaman bunu görüyor. Geçen hafta Serdar Tuncer dostumuzun izlediniz. Evet. Bir ihtiyar bir amcamızla bir röportajı Üsküp vardı. Eski çarşıda bir görüşmesi oldu. Ya yüreğim yandı böyle. Bakış işte öyle sahip çıkarsan batmayacaktır bu dava. Bu kadar basit yani. Abi buradan haşa haşa haşa. Allah bu işi bilmiyor olabilir mi? Kulsiru demiş yani Kitab-ı Hakim'inde. Aile programı olduğumuz için hani bir de sadre şifa olsun. Ben yeni evli çiftlere evliliklerinde muhabbet istiyorlarsa o bakış açısını kazanıp ibreti yaşayarak yokluk evet, varlık içinde denenecek bir imtihan dünyasında hakikaten durumlarının farkını idrak edeceklerse bir dünya turu, bunu da abartmasınlar. Yani çok basit tekniklerle, çok cüzi imkanlarla bir Avrupa turu, bir Asya turu, bir Afrika turu olabiliyor. Yeter ki bunu kovalasınlar. Kutsiru ayetlerine uymalarını tavsiye ederim. Şey gezmek ya, çok önemli, görmek çok önemli. Bilmiyorum hocam, çok önemli. Sanki şöylesi biraz daha güzel, daha katkısı, istifadesi fazla olur gibi. Biz bir yaz döneminde üniversitede okuyan öğrencilerimizi Afrika'ya gönderme projesi başlatmıştık. İmkan bulunabildiği kadar 10 kişi, 5 eyvallah, kişi, 3 kişi, 20 kişi neyse. Sonra TİKA bu projeyle çok yakından ilgilendi. Allah razı olsun. O görüşmeleri yaparken o dönemki TİKA başkanımız
Şimdi Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam Ağabey, Allah razı olsun. Çok önemli bir şey söyledi. Ya dedi, biz dedi bu organizasyonu yaparken insanların dünya görüşüne hiç bakmayalım dedi. Ama şunu hedefleyelim. Yani bugün gençlerimiz güzel imkanlar içerisinde yetiştikleri için yavaş yavaş şükrü unutuyoruz biz. Kesinlikle. Sahip olduğumuz nimetleri çok fark edemeyebiliyoruz. Onun için değişik dünya görüşlerinden insanlar olsun, gençler olsun, üniversite öğrencileri olsun, onları bir gönderelim. Adam gitsin mesela Kamerun'un Marvasının bir köyünde bir okul görsün. Oradaki insanların gündelik yaşantısını bir görsün de sahip olduğu nimetlerin kıymetini bir anlasın demişti. Önemli bir pencere olarak bunu değerlendiriyorum Münir Hocam. Kesinlikle. O bahsettiğiniz mesela yeni evlenmiş çiftlerimiz Balkanları da görsünler, Avrupa'yı, Amerika'yı da görsünler. Bu da çok önemli. Müthiş ufuk açar ama sahip olduğumuz nimetleri, tahammül gücümüzü, sabrımızı pekiştirme adına bu tür zor coğrafyaları da görürlerse ben kesinlikle çok daha fazla katkısı olacağı kanaatim. Kesinlikle. Öncelik oradan olması lazım. Bir evet. de artı abi aile programıyız yani. Evet. Aile medeniyeti. Evet. Medeniyetimiz nasıl gönüllere girmiş? İyilik ve ihsanla. Ya. Döndüklerinde ben Hekimoğlu İsmail abi, Allah gani gani rahmet eylesin, Allah Ömer Okçu abimiz. İlkokul 5'te okudum onu, Miyeli Abdullah'ını. O ilk öğretmenin hala beni hüzünlendirir. İnşallah ağlamam programda yani. O ilk maaşını ayırmasını. Hani ya. Bu bir dergiye, bu çok bir İslami önemli. Cemiyete, evet. Bu bir şeye, davaya böyle, bu bir gazeteye, İslami neşriyat var. En sonunda kalanla da hanım hatun bir ayımızı geçireceğiz demesini hiç unutamıyorum. Çok o şuur nasıl olunuyor işte? Hacca Umre'ye maalesef ahir ömürde gidiyoruz abi. Yani. Malezyalılar, Endonezyalılar gibi Pakistan ilk evvelinde gençlik yıllarına gitmiyoruz. Kaynaşamadığımız için, ümmeti tanıyamadığımız için de tanımadığın insana iyiliğini nasıl vereceksin? Yani gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Hoş bir girizgah oldu. Buradan gönül coğrafyasında Balkanlara gelirsek abi. Balkanlar neresi? Balkanlardaki Osmanlı kim? Ve şu andaki halleri nicedir? Bu 10 yılın bir özetini zor olacak ama toparlayabildiğiniz kadarıyla. Balkanlar neresi? Tabii biz coğrafi tanımlamalara çok girmeyelim. Eyvallah. Onu isteyen bulabilir. Teknikte olur belki. Ama hani Avrupa'nın doğusunda, güneydoğusunda, Anadolu coğrafyasının batısında bildiğim 12 devletten, yani bu devletlerin bir kısmının tamamı, bir kısmı Balkan coğrafyasında. Mesela Türkiye'nin bir kısmı Balkan coğrafyasının bir parçası sayılıyor. Dolayısıyla 12 devletten müteşekkil bir coğrafya Balkanlar. Tarih boyunca böyle kargaşanın, efendime söyleyeyim, düzensizliğin, iç içe farklı kültürlerin, dillerin, dinlerin yaşadığı bir coğrafya olarak tanımlanmış. Son dönemde bildiğim kadarıyla uluslararası literatürde de kullanılan bir Balkanlılaşma var Münir Hocam. Balkanlılaşma. Evet, evet. Bu da o devletin veya o coğrafyanın yönetilemez hale gelmesini ifade eden bir siyaset veya sosyoloji terimi olarak kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Bütün kadim tarihinde bu istikrarsızlık var ama yani böyle var. Devletler, işgaller, şeyler. Öyle. Var. Evet. Osmanlı döneminde böyle huzur ve sükuneti yakalamış bir coğrafya. Yani o dönemde Osmanlı'nın o yönetim tarzının da bölgede bir sükunete vesile olduğunu görüyoruz. Abi çok özür diliyorum. Ben kıyamıyorum ama beni affederseniz eğer. Macaristan Devlet Başkanı birkaç yıl evvel bir mecliste bir konuşma yaptı açılışta. İyi ki bizi 462 yıl Türkler idare etti. Başka bir ülke idare etseydi bugün ne Macar dili, ne Macar ırkı, ne Macar... Böyle idare etmişiz yani bir de elhamdülillah. Buradan hemen Kapıkule'den çıktığımız zaman Bulgaristan'a giriyoruz. Osmanlı 450-500 sene oradaydı. Ya. Bu insanlar hala kendi dinlerini ve kendi dillerini kullanıyorlar. Hadi onlar İslamiyet kabul etmemişler. Hemen geçiyoruz öbür tarafa. Makedonya'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta İslamiyet'i kabul etmiş insanlar var. Ya. Arnavutlar var. Ya. Evet Müslüman olmuşlar. Osmanlı tebaası olarak yaşamışlar. Ama dillerini hala konuşuyorlar. Eyvallah. Bunu aklı selim Arnavutlar da söyler. Batı buradan bir tarihe karşı bir itiraz sayfası açıyor. İşte Osmanlılar sizi sömürdü, şöyle yaptı vesaire gibi ama biliyorsunuz bunu çok farklı amaçlar için kullanıyorlar. Realite öyle değil. Kesinlikle. Çünkü bugün hala Arnavutluk'ta herkes Arnavutça konuşuyor. Bosna Hersek'te herkes Boşnakça konuşuyor. Kendi dillerini konuşuyor. Geçin Afrika'ya.
Ben geçen Lübnan'a gittim geldim. 40-50 sene kalmış Fransa Lübnan'da. Küçük Fransa olmuş. 40-50 sene kalmış. Ya. Bugün Lübnan'ın eğitim dili Fransızca. Afrika'nın diğer ülkeleri aynı. Kuzey Afrika'nın tamamı İtalyanca, Fransızca. Hangi ülkede ne kadar kalmışlarsa o ülkeyi inanılmaz bir sömürüye tabi tutmuşlar. Dillerini, kültürlerini oraya enjekte etmişler. Bugün Afrika'da yerel diliyle eğitim yapan benim bildiğim Tanzanya var. Swahilice. Bilmediğim olabilir. Çok ülkesine gittim ama görmedim. Swahilice. O da ortaokula kadar. Liseden tekrar İngilizceye başlıyor. Hangisi sömürü? Onun için orada bir inanılmaz bir aldatmaca var. Ben şunu söyledim Afrika'yı gördükten sonra Münir Hocam. Çünkü Balkanlarla alakalı Avrupa'nın geliştirdiği inanılmaz bir söylem var. Osmanlı'nın sizi geri bıraktığı, Osmanlı'nın sizi şöyle yaptı vesaire gibi. Hatta tarih kitaplarında biliyorsunuz Osmanlı'nın yıkılmasından sonra bütün coğrafyada bir masa başı tarih oluşturulmuş. Yeah. Türkiye'de buna dahil biliyorsunuz. Resmi tarih bu. Balkanlar için de geçerli bu. Buradaki Müslüman toplulukları birbirine düşman edecek bir mantıkla yazılmış bir tarihtir bu. Kafkaslar da buna dahildir. Arap coğrafyası da dahildir. Türkiye de dahildir. Osmanlı için vahşi işgalci tanımını kullanmışlar. Tanımını. Kosova'da böyleydi. Arnavutluk'ta öyleydi. Ben oradan çıktım. Buraya geldim. İlk Afrika'ya gittiğim zaman dedim ki yani Balkanlarda Osmanlı'nın bulunduğu süreç bir sömürüyse Afrika'dakine farklı bir isim bulmak lazım. Bu ikisi aynı şey değil. Yine bir parantez. İki ay evvel Macron'un boğazının payını aldığı Cezayir şeyinde. Evet. Osmanlı nasıl oluyor bu sömürü geliştirdiği yerlerden hiç sıyrılıyor, hiçbir şey yapmamış gibi falan diyecek oldu. Şu anda Cezayir hava sahası uçmaları yasak. Ya. Öyle bir hakikati gördü ki Allah razı olsun tabi orada devlet başkanının da büyük rolü var. Ya kiliseye çevirdiğiniz camiye 5.000 Müslümanı tıkıp, 50.000 Müslümanı tıkıp yakan siz değil misiniz ya. Diye yaptıkları bütün merhametler. Şu andaki durumları nasıl abi? Balkanlardaydık. Balkanlarda Osmanlı dedik. Şu andaki yani, halleri nasıl? Nicedir halleri? Yani şöyle hani tarihi perspektiften bakacak olursanız Münir Hocam, Osmanlı Balkanların medeniyetinde yer etmiş bir devlettir. Çünkü Osmanlı'nın Balkanlarda sıfırdan inşa ettiği şehirler var. Osmanlı Balkanların kültüründe yer edinmiş bir devlettir. Hatta bir süreçtir diyelim biz ona. Çünkü bugünkü insanların örfünde, adetinde, kültüründe pek çok Osmanlı'dan kalma şey, unsurlar görebiliyorsunuz. Osmanlı Balkanların tarihinde yer etmiştir. Bugün hangi şehre giderseniz gidin mutlaka ya bir cami ya bir han ya bir hamam ya bir cadde, sokak mutlaka Osmanlı'dan kalma. Kesinlikle. Bir sürü orada eserler görüyorsunuz. Yanılmıyorsam Ekrem Ayverdi'nin o kitabındaydı. Sadece bugünkü Arnavutluk coğrafyasında 1300'e yakın eserden bahsediliyor Nihal Hocam. 1300'e yakın. Bunun büyük içerisinde hanlar, hamam inanılmaz bir şey yani. Eyvah. Osmanlı bölgenin insanına tesir etmiştir. Diliyle, yaşantısıyla, diniyle yani orada pek çok insanın Müslüman olması Osmanlı vesilesiyle olmuştur. Biliyorsunuz hem Boşnaklar hem Arnavutlar kütle olarak. Dolayısıyla Osmanlı Balkanlarda her adımınızda karşınıza çıkacak bir realitedir aslında. Bütün bu bahsettiğimiz unsurlarla. Bugün de bu realiteyi her gittiğimiz yerde görüyoruz. Ancak araya bir inanılmaz bir fetret devri girmiş. Maalesef. Osmanlı'nın işte 900'lü yılların başı, 800'lerin sonu bölgeden çekilmesiyle başlayan bir süreç var. Bölgede yaşayan Müslümanlar ve Türkler için çok acıları sinesinde barındıran bir süreç bu. Sadece Türklere demiyorum dikkat ederseniz. Daha çok yakında 1990'ların başında Bosna Hersek'te, Srebrenica'da Çetnikler, Sırplar gebertin bu Türkleri diyerek Boşnak Müslümanları öldürdüler. Yani onları ayırmadılar yani. Bunları Türk olarak gördüler. Balkanlarda gerçekten böyle Müslümanlıkla Türklüğün kimlik olarak bir birleşmesini de görürsünüz. Ali Yakup Cenkçiler Hoca'nın bir hatıratı vardır. Bilmiyorum elinize geçti mi? Onu okursanız orada Hoca Efendi anlatıyor. Bizi diyor hocamız okuturdu. Bazen bir ağacın altında, bazen bir camide falan böyle çocukluğumuzda. O Kosovalıdır. Kosova Gilan'dır. Eyvallah. Aslında. Derdi ki sayın bakalım evlatlarım Türklüğün şartları nedir? Biz de başlardı kelime-i şehadet getirmek namaz İslam'ın 5 şartını sayardık. Eyvallah. Böyle bir kimliksel bütünleşme de var. Avrupa'nın bakışı da öyle tabii. Yani Türkiye bakışı, Müslüman'a bakışı ikisi de
Türk olarak görüyor. İşte onu o kimlikle reddetmek istiyorlar. Eyvallah. Dolayısıyla bugün hala gittiğiniz zaman o canlılığı görebilirsiniz. İlla o fetret devri dediğimiz 100 yıllık aşağı yukarı şu anda o yaklaşık kesinlikle. O dönemde tabii bölge çok ciddi operasyonlardan geçmiş. Balkanlara gidince böyle genellikle yani herkesin dilinde Saraybosna bir farklıdır. Mostar da farklıdır ama Mostar'a göre Saraybosna farklıdır mesela. İşte Prizren, Üsküp, Priştine, Filibe, İşkodra mesela çok daha farklıdır. Çok etkilenerek dönüyorlar. Sizce nedir bu mekanların içimize işlemesinin sebebi? Münir Hocam, aslında Osmanlı bir Balkan devletidir. Eyvallah. Yani bunu coğrafyada kısıtlı manada söylemiyorum ama şu anlamda söylüyorum. Balkanlara çok inanılmaz yatırım yapmış Osmanlı. Bütün şehirlerini, efendim o günkü şartlar itibariyle gerekli olan bütün yatırımları aslında oraya yapmış Osmanlı. Yeniden kurmuş diyebiliriz aslında Balkanları yani, değil gerçekten mi? Gerçekten öyle. İnşa evet, etmiş, evet. İmar etmiş. Mesela Anadolu'ya bir açılsanız Selçuklu'yu daha fazla görürsünüz. Kesinlikle. Osmanlı'yı tabii ki İstanbul'da, Bursa'da, Edirne'de, payitahtlarda görüyorsunuz ayrı mevzu ama bir açılın mesela Anadolu'ya, Selçuklu'yu görürsünüz. Osmanlı'yı Kayseri, kadar... Sivas, Konya üçgeni de özellikle aynen. Selçuklu'yu görürsünüz. Ama Balkanlar bu manada tam bir Osmanlı merkezi. Eyvallah. Bu. İkincisi, Osmanlı Balkanlardan çok beslenmiş. Şu manada beslenmiş, Balkanların dirayetli, güçlü, idareci insanları Osmanlı'da inanılmaz ilerlemişler. Eyvallah. Mesela bizim çok kullandığımız bir argüman vardır. 34 tane vezir, vezir-i azam vardı Arnavutlardan deriz. Yani bir adım sonrası padişahlık zaten Münir Hocam. Padişahı değiştiremiyoruz. Mümkün olsa tabii. O da olacak yani. Ama sistem öyle olsa. Gelinebilecek en yüksek. Üst noktaya kadar Balkanlardan insanlar gelmiş. Boşnaklardan insanlar gelmiş. Dolayısıyla inanılmaz canlı bir irtibat var Osmanlı'yla Balkanlar arasında. Biz kendimizi şimdi Osmanlı'nın varisi gibi düşünürsek İstanbul'da, Türkiye'de yaşayan eyvallah. İnsanlar. Oralar da aynı hissiyata sahip ama artık sistemsel ayrılıklar devreye girmiş. Dolayısıyla buradan Türkiye'den kalkan giden bir kardeşimiz biraz da böyle tarih birinci şuuru varsa biraz o gözden bakabiliyorsa gittiği yerlere Saraybosna'ya gidiyor eski çarşı. Ya. Burası diyor abi Bursa gibi diyor. Efendim mesela Prizren'e gidiyor herkes Türkçe konuşuyor. Camiler, minareler vesaire aynen Bursa gibi diyor. Amasya gibi diyor. Ne bileyim Üsküp'e gidiyor. İşte Yahya Kemal Beyatlı Üsküplü. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Kosovalı. Değil mi? Travnik diye bir şehir var Münir Hocam şeyde. Fatih Sultan Mehmet'in. Evet. Fethi. Çıkıyorsunuz kalesinden bir bakıyorsunuz. Abi minare fışkırıyor. Türbeler, tekkeler vesaire. Ya. Her bir adımda ecdadın eserini görüyorsunuz mesela orada. Mostar Köprüsü bir işte bir bileziğin veya bir yüzüğün taşı gibi orada sizi ifade ediyor. Camileriyle, sokaklarıyla, kaldırımlarıyla, binalarıyla, her şeyiyle. Türkçe konuşan insanlar, kendini Osmanlı hisseden hala mesela Üsküp çarşısında falan görürsünüz. Başında festen gezer. Ya Cemil bu nedir? Ya benim ecdadım bundan gezer der. Aidiyet çok kuvvetli. Dolayısıyla bu tablolarla karşılaştığı zaman insanlar çok büyük bir nostaljik etkilenmemesi mümkün değil. Tesirle mümkün oradan değil. Dönüyorlar. Hakkıdır da, hakkı eyvallah. Da vardır. Yani o tabloları görüp de bilgane kalan, hissiyatı debreşmeyen insanları da sorgulamak lazım benim eyvallah. Onun abi, için bu çok canlı bir eyvallah. Buradan hani o küçük Osmanlı'da dedik ya Balkanlara. Bugünün Balkanlarında 10 yıl çünkü iyi bir deneyim Şahip evet. Abicim yani. Osmanlı'nın hangi geleneğini, asaletini, adetini, uygulamasını gördünüz? Evet. Özellikle böyle hani aile ilişkileri açısından ele alırsak bir aile programında orada bir babanın, bir dedenin hükmü, bir çocuğun aile içerisinde, bir hanımefendinin aile içerisindeki, bir gelin hanımın aile içerisindeki yeri henüz Avrupa'nın zehrinden bizdeki gibi etkilenmemişler gibi görüyorum ben de her gittiğimde. Bu kadar değil yani bizdeki kadar dejenerasyon yok gibi. Bu açıdan neler söylersiniz? Yani küçük Osmanlı'nın Balkanların bağrında aile olmak nasıl bir şeydir ve ne güzellikleri var? Biraz önce ifade ettim Münir Hocam. Balkanlar çok karışık bir coğrafya. Yani dili, dini, kültürü çok farklı unsur. Aslında küçük bir coğrafyada yaşıyor. Bu arada bir iç içelik var Balkanlarda. Evet.
Dolayısıyla bu farklı dillerin, farklı dinlerin, farklı kültürlerin ta uzun tarihi serüvenlerinden bugüne taşımış oldukları bir background'ları var aslında. Onun için Balkanlarda şu şöyledir deme şansımız çok fazla olmaz. Yani bu farklılıkları dikkate almak lazım. Ancak özellikle Müslüman olmuş Arnavutlar ve Boşnaklar'ı temele alarak konuşacak olursak, bütün bu farklılıkları da dikkate almak kaydıyla bunu söylüyorum. Konuşacak olursak, yani hem aile ve aile değerleri, hem aile içindeki o kurgusal yapılar falan, inanır mısınız Türkiye'den çok da farklı değil yani. Aileye, bizim Anadolu insanının aileye atfettiği değeri düşünün. Bunun aynısını belki bazı yerlerde birkaç kat kuvvetlisini Arnavutlar'da da görüyorsunuz. Müslüman Arnavutlar'da. Boşnaklar'da, yani Müslüman Boşnaklar'da. Bir çocuğun ailede ifade ettiği ehemmiyet, değer, kıymet bizde nasılsa orada da aynısı. Mesela evler, Münir Hocam, yani İşkodra'ya örnek vereyim ben size. Orada da yaşadığım uzun yıllar. İşkodra'nın böyle 1900 yılların başından kalma resimleri vardır. Şehir resimleri. Kareden çekilmiş. Bakıyorsunuz abi, geniş bahçeler, yüksek duvarlarla çevrilmiş. Eyvallah. Ve içerisinde geniş, kocaman bir ailenin yaşayabileceği bir ev. Böyleydi şehir. Bu hangi model? Bu işte Osmanlı'nın o Müslümanlıkla yoğrulmuş bizim kültürümüzün. Duvarı yüksekse bilgi mahremiyet var. İnanır mısınız? Kapısından, duvarından, ailenin yaşayabileceği o ev dizaynından tutun. O kadar büyük benzerlikler, ortaklıklar ortaya çıkmış ki bunları bugün çok canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela benim de işte 6-7 yıl bizzat yaşadığım Boriç ailesinin bir evi vardı orada. Maşallah. Kocaman bir aile Boriç ailesi, ama o evde yaşamışlar. Orada birlikte olmuşlar. Büyük aileyi muhafaza etmişler. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Faik hocamız vardı bizim. İşkodra'nın ilk müftüsü. Sık sık evine gittiğimiz. Hala evleri bu bahsettiğim tanımdadır mesela. Geniş bir giriş kapısı. Büyük bir avlu. Avlunun içerisinde o bahsettiğimiz iki katlı ev vesaire gibi. Dolayısıyla bu aile, aile kültürü, ev kültürü, çocuk, anne babanın ailedeki durumu, otoritesi, pozisyonları, pek çok konuda Münir Hocam, bizim Anadolu'daki o geleneksel yapımızın aynısını görürsünüz orada yani. Maşallah. Öyle bir, maşallah. Ama dediğim gibi Müslüman toplulukları daha çok bu manada ön plana çıkartmak lazım. Dini günlerimizi böyle bize unutturanlar utansın. Son dönem evvel yoğuydu iş bu iş yeni çıktı diye söylüyorlar ya abi. İşte kandiller bizde unutuluyor. Yani adam kandil kutlama yok diyor peygamberin sünnetinde. Nereye gidiyorsun? Nargile'ye gidiyorsun. Ama Balkanlara baktığımızda böyle dini günlerde, kandillerde, orada bulunduğun dönem içerisinde biraz daha farklı bir şuur, bir bağlılık, böyle bir sevinç yaşadınız mı siz de? Ne dersiniz bu konuda? Bayramın mesela bir demek, kandilin yaşanması Balkanlarda. Münir Hocam mesela Arnavutlar arasında inanılmaz bir akrabalık bağı var. Çok güçlü ama. Biz özellikle ilk gittiğimiz dönemlerde yani iş yok, güç yok. Yani insanların istihdam edip işte gündelik maişetini karşılayabileceği imkanlar çok kısıtlı. Çok sorardık yani o zaman. Ya Allah Allah bu insanlar nasıl geçiniyor derdik. Sonra fark ettik ki abi. Çok güçlü bir diasporası var yurt dışında Arnavutların. Avrupa'ya göçmüş insanlar, Amerika'ya göçmüş, Kanada'ya göçmüşler. Ama gurbete giden bu insanlar kazandıklarıyla vatandaki akrabalarını besliyorlar. Ve bu şekilde müthiş bir kanal olduğunu fark ettik. Şimdi bu bahsettiğiniz dini günler, bayramlar, kandiller... bugün gittiğinizde Müslüman topluluk arasında hala diri ve canlı bir şekilde bunları görürsünüz. Ancak çok sert bir komünizm rejimi geçmiş. Özellikle Arnavutluğun üzerinden. Kosova biraz daha mutedil. Diğer coğrafyalar biraz daha mutedil ama mesela Arnavutluğun üzerinden ben diyorum ki bir buldozer geçmiş. Bütün bu gelenekleri, inançları, değerleri Münir Hocam yerle bir etmiş. Anlatırlardı o biraz önce bahsettiğim Faik Hocalar falan. Mesela Ramazan'da oruç tutmak yasak. Ya. Bir kandil kutlamak yasak.
bayramları idrak etmek, ihya etmek yasak. Yapamıyorsunuz bunları. Yaparsanız alıp sizi götürüyorlar, ya, hapse ya, atıyorlar. Ya. Diyorlar ki biz mesela bırakın bayramı idrak etmeyi, tamam bayram kutlamıyoruz ama eskiden bayramlarda baklava pişirilirdi. Bayram günü baklava pişirelim desek o bile suçlu alıp bizi götürürlerdi. Onun için baklavalarımızı 3 gün 5 gün önce yapardık diyorlar. Bu süreç o tarihi seyri biraz hırpalamış ama bugün gittiğiniz zaman gerçekten bir Kadir gecesinde, bir bayramda oradaki o neşeyi, o coşkuyu aynen görebiliyorsunuz. Bayramlar aynen bizde olduğu gibi insanlar birbirleriyle bir araya geliyorlar. Paylaşmayı, bütünlüğü orada yaşayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bizim Anadolu'daki o adetlerimiz vardır ya, işte hediyeleşirsiniz bayramlarda. Eyvallah. Büyükleri eyvallah. Ziyaret edersiniz, el öpmeye gidersiniz, çocukları mutlu edersiniz, sevindirirsiniz. Bu ve buna yakın adetler aynen o Balkanların Müslüman topluluklarında devam ediyor. Aynen. Büyüklere saygı derken abi, o büyüklerle küçüklerin, babalarla evlatların, işte küçük çocuklarla büyük ağabeylerin, o aile içi iletişimlerinde Türkiye'ye nazaran biraz daha sanki bir saygı hissediyorum ben. Yani büyük orada gerçekten kelime olarak değil, uhrevi olarak, manevi olarak bir büyük. Diyasporada yaşamanın bir şeyi var mı orada? Hani büyük çünkü bence, kollayan, koruyan, yoksa başka nasıl güzel yorumunuz? Güzel bir tespit. Yani buna ben de katılırım. İşte ama şu ayrım nedense hep benim zihnimde oluşuyor Münir Hocam. O da şu, eski nesil, yani geleneksel diyebileceğimiz aile ve toplum, yani mesela Arnavutları düşünün. Bir de bu komünizmden etkilenerek ortaya çıkmış yeni toplum, yeni nesil. Bunun arasında ister istemez bir fark var. Mesela şehir merkezlerinde yaşayan insanlar bu komünizm sürecinden daha fazla etkilenmişler. Tamamen bu değerlerini, adetlerini, geleneklerini kaybedebilmişler. Ama mesela biraz daha dağ başlarında, biraz daha kenarlarda yaşayan insanlar daha az etkilenmişler bu süreçlerden. Mesela ben bir 2003-2004'lü yıllarda böyle biraz kenarda bir aileyi ziyaret etmiştim Münir Hocam. Çok büyük bir aile. Opoya bölgesinde, Kosova'nın böyle dağ başında çok geleneksel bir Arnavut ailesiydi. İnanır mısınız o bahsettiğiniz saygı, sevgi, hürmet, aile içi, hiyerarşi doğru olur mu bilmiyorum ama aile içi pozisyonlanma, konumlanma o kadar net ve berraktı ki, işte babanın durumu, annenin pozisyonu, ailedeki yeri, çocukların bu ikisine saygısı, onların çocuklarına sevgisi, gelen misafire hürmet, tazim, aile içi ilişkiler, münasebetler inanılmaz net ve berraktı. Herkes pozisyonunu o kadar net anlamış, kavramış ve ona göre bir rol geliştirmiş ki abi. Bugün kaybettiğimiz de bu değil mi bizim? Kesinlikle. O hiyerarşiyi veya o pozisyonlanmayı, konumlanmayı kaybetmekten biz çok sıkıntı yaşıyoruz. Geleneksel Arnavut ve Balkan Müslümanlarında ben bunu çok berrak bir şekilde gördüm. Eyvallah. Ancak Münir Hocam bu komünizm döneminde tabii çok inanılmaz bir darbesi tesiri olmuş. Mesela büyük aileyi parçalamış sistem. 60'ar metre, 65'er metre evler verilmiş yeni evlenen çocuklara. Anne bir yerde yaşamaya başlamış, çocuklar başka bir yerde yaşamaya başlamış. Bu yeni dönemin getirdiği o baskıcı rejimin ortaya çıkarttığı sonuçlar vesaire ufak tefek kırılmalar yaşanmış. Ama o bağlarını kopartmamışlar. Hala birbirlerine hürmetleri, sevgileri, gelmeleri, gitmeleri, kuvvetli aile bağları devam ediyor. Elhamdülillah. Bu da oralar için büyük bir avantaj diye düşünüyorum. İnşallah bu son dönem modernizm diyoruz, modernleşme diyoruz, bu hızlı etkileşim oralardan da çok büyük savrulmalara kapılmadan ilerlerler diye dua ediyoruz. İnşallah. Tam bunu söylemişken abi, Fatih Sultan Mehmet dedemizin bakiyesi olan, emaneti olan, veraseti olan diyeyim, Travnik girişte o büyük şeyleri var biliyorsunuz, medreseleri sağ tarafta yolun hanımefendilerle ilgili, solda erkeklerle ilgili. Ya ilk gittim ben, ilk gittiğimde şok yani. Çünkü bir İslam medresesinde hem İslam eğitimler olacak hem de bu kız erkek ilişkilerinde laubalik dersem günah işlemiş olurum. Öyle değil ama bizdeki gibi bir sistematik bir şey yok. Hani bellidir bizde bir kız yurduna giriş, bir erkek yurduna. Doğru. Çünkü onların meclisedir, yatakhanesi de olan ikinci kattan itibaren ortası geniş avlu. Çok
böyle taaccubumuzu fark ettiler. Mimarlarımız, oradaki hocalarımızdan bir tanesi. Münir Hocam dedi, anlıyorum, anlıyorum. Şoklanmana gerek yok. Çok İslami bir gerekçesi var dedi. Hayır olsun inşallah dedim. Ya biz bu çocukları böyle birbirinden uzaklaştırdığımızda en çok gördükleri Sırplara falan aşık olmaya başladılar. Onlarla evlilik kurmayı, çünkü tanımıyorlar. Şimdi en azından Müslümanlarla evlensinler diye biz helal çerçevede belli sınırları koruyarak beraber gezmelerine izin veriyoruz ki hani böyle bir helalinden bir şey olsun ve bunda da bayağı başarılıyız diye, artık eskisi gibi değil. Müslümanlar Müslümanlarla evleniyor, boşnaklar boşnaklarla evleniyor diye. O beni böyle bir mutluluğa sevk etmişti. Bir de tabii nehrin öbür tarafı var abi. Nehrin ya, öte yakası var. Dediğiniz gibi dejenerasyon adına modernleşme diyebilirsiniz. İki farklı, birbirine zıt ve düşman kültür. Yani düşünün, çok değil 25 sene evvel camiyi doldurup akrabalarınızı, anne babanızı bile yakmış olabilir. Onlarla iç içe olmanın getirdiği o duygu, o ruh, oradaki hayatı nasıl etkiliyor? Kültürü nasıl etkiliyor? Aileyi nasıl etkiliyor? O açıdan baktığınızda tamam, kendi içinde böyleler ama bir de öbür tarafla yan yana olmak, iç içe olmak, evet, oradaki aile hayatına etkisi nasıl oluyor? Sizin yani izleniminiz nasıl abi? Balkanlara gittiğinizde ilginç olarak çekebileceğiniz resimlerden, tablolardan bir tanesidir bu. Yani çok uzun yıllara dayanan bir birlikte yaşama kültürü var orada. Mesela işte 1389 1. Kosova Savaşı biliyorsunuz ki ondan önce İşte İşkodra ve Kurya, Arnavutluk Arnavutlarının Osmanlı ile temasa geçtiğini okumuştum ben bazı makalede. Çok eski bir bağ var. Hatta bazen arkadaşlar bizimle şaka yaparlar. Balkanlardaki, işte Kosova'daki, Üsküp'teki arkadaşlar. İstanbul ne zaman fethedildi? İşte 1453. Siz bizden sonra mısınız derler. Yani oraların o tarihi serüveni itibariyle. Hani o tarihi süreci düşünseniz bile gerçekten çok eski bir serencamdan bahsediyoruz yani. Komşunuz Ortodoks. Karşı komşunuz Katolik. Siz Arnavutsunuz. Öbürü işte ne bileyim Kosova'da özellikle Boşnak kökenli, Makedon kökenli, Sırp kökenli. İşte mesela şeye, Bulgaristan Romanya tarafına geldiğiniz zaman belki orada Türkler, Tatarlar, bizim Esmer kardeşlerimiz. Eyvallah. Onlar da mesela Müslüman kimliğini, Türk kimliğini içselleştirmiş insanlardır mesela. Türkçeyi çok güzel kullanırlar vesaire. Böyle bir yapı var orada. Bir köy düşünün mesela veya bir şehir merkezini, bir mahalleyi düşünün. O mahallede bütün bu farklı dinler, diller, kültürler iç içe yaşıyorlar yani. Komşuluk ilişkisi var. Tuzunuz yok evde, gidip işte Ortodoks birinden tuz istiyorsunuz vesaire. Yani bu Osmanlı döneminde böyle bir hukuk da oluşmuş, ilişki de oluşmuş. Ama tabii siz onu nehrin karşı tarafı olarak ifade ettiniz. Bu toplulukların, toplumların beslendiği veya işte omurgasının bağlı olduğu ana topluluklar, toplumlar da var. Diyelim Ortodokslar veya diğer milli unsurlar işte Avrupa'nın şu 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 ülkelerine bağlıdır veya bir ülkenin şu otokton ülkesiyle irtibatlıdır. İşte ama Müslümanların, özellikle Boşnak Müslümanların bu manada bölgede sahibi yok. İşte Türkiye veya Osmanlı bağlantısı onun için çok büyük bir ehemmiyet ifade ediyor. Kesinlikle. Arnavut kardeşlerimiz de mesela. Arnavutluk temel ülke olabilir. Kosova Arnavutların yaşadığı bir yer. Makedonya'da yaşayan Arnavut kardeşlerimiz var, Müslümanlar. Karadağ'da hakeza. Yani bunların da aynı şekilde. Dolayısıyla o süreç içerisinde hem olumlu hem de olumsuz pek çok tablo ortaya çıkmış Münir Hocam. Mesela ben şunu çok net görmüştüm. Biliyorsunuz Eflak Boğdan eyaleti, işte bugünkü Bulgaristan, Romanya, Moldova toprakları. Bu milli devletler kurulduğu zaman sınırı çizilmiş oradan. Köyün yarısı Romanya'da kalmış, yarısı Bulgaristan'da kalmış. Bizim güney sınırında da olmuş ya bu tür hikayeler. Aynen, aynen. Şimdi Romanya'dakilere bakıyorum, erimişler, kaybolmuşlar. Hem dini kimlik hem milli kimlik daha fazla süreç içerisinde zafiyete uğramış. Bulgaristan'a geçiyoruz. O ortasından bölünen köyü tahayyül edin. Daha diri insanlar. İşte kimliklerine sahip çıkma, var olan işte değerlerini koruma noktasında daha diri görüyorsunuz. Türkçeyi daha rahat ve daha yüksek sesten konuşuyorlar mesela. Bunun sebebi ne diye baktığınız zaman o Bulgaristan
devletinin daha baskıcı, Müslümanları daha ezmeye yönelik, daha onlara direkt müdahale eden yönetim tarzına karşı Müslümanların kendini koruma sosyolojisi. Eyvallah. Psikolojisi. Eyvallah. Romanya'da bu süreçler biraz daha yumuşak olmuş. Sayıları da az olduğu için devlet çok fazla bunları tehdit olarak algılamamış ve rahat bir ortam oluşturmuş. Bazı politik müdahaleler olmuş. Demiş ki siz Türksünüz, siz Tatarsınız, siz şöyle durun, biz böyle durun vesaire gibi. Oradaki insanlar da erimiş, kaybolmuş. Bu birlikte yaşama, karşı mahallenin veya nehrin öbür tarafındaki olarak isimlendirdiniz siz. Onlarla birlikte yaşamanın aslında değerleri, inançları, adetleri, gelenekleri bugüne taşımada pozitif bir unsurun etkisinin olduğunu ben görebildim orada. Eyvallah. Şeyle ben ilgili, yani Allah nehrin öbür tarafındaki insanların yaşantısıyla ilgili, tabii onlarla bizim çok iç içe birlikteliklerimiz olmadığı için çok söz söylemek istemem. Ama Arnavutların geleneksel bir aile algısı vardır. Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa aileye sahip çıkarlar. Bunu söyleyebilirim. Eyvallah. Abi bu şarkı burada bitmez. Sürenin sonuna geldik ama şimdi bir daha gelmek kaydıyla daha soracağım sorunun yarısı duruyor. İstanbul Aile Vakfı'nda danışmanlık göreviniz de var. Aileye çok önem verdiğiniz çalışmalarınız var. Aileyle ilgili özellikle hani aileçi huzur, mutluluk, başarı, sükunet, sekine, meveddet, rahmet, eyvallah, merhamet. Bunları da konuşacağımız ikinci bölümde sizleri ağırlamak üzere şimdilik programa son veririm. Çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Katkınız için, katılımınız için, vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Aziz dostlarım, Münir Arıkan'la Erkan Radyo, Erkan TV ortak yayınla sizlere ulaştırdığımız Bir Aile Medeniyeti programımızın daha istemeyerek sonuna geldik efendim. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.